Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu geceki programımız Şeyh Said ve onun mücadelesi şahsında bir görevin siyasi anatomisi üzerine olacak inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Şahsiyetleri de ortadan kaldırmalar. Çünkü sektör, Türk ulus kimliği
İslam hekimi kaldırılmadan bir işlem edilemez. Bir kere bunu aldım size. Yani neyi görürsünüz? Bir, seküler Türk ulus kimliğinin yaratılmaya çalışıldığını görürsünüz. Ama Türk ulus kimliği, Kürt kimliğinin karşısına konarak üretilmez. Ve Şeyh Said Kıyam'ın başından sonuna kadar dev mahkemelerdeki sorgulamalar dahil olmak üzere. İçine katılan insanların söylemlerine baktığınız zaman Şeyh Said Kıyam İslami bir kıyamdır. Şeyh Said Kıyam'ı şeriat adına, medreselerin kapanması adına, bölgedeki Müslüman Kürt halkına yapılan haksızlıklara karşı çıkma adına yapılmak zorunda kalmış bir kıyamdır. Önceden planlanmış bir kıyam değildir. Kemalistleri, zulümleri ve bölgeye yönelik politikalarının had safhaya varması üzerine ve planda da zaten bir Mustafa Kemal provokasyonu olan o askerlerin vurulması hadisesi, çatışmanın yaşanması dünya hadisesinden sonra Şeyh Said hemen evine geçmemiştir. Şeyh Said önce insanlara sükunete davet etmiştir. Bir bakalım demiştir, neler olup oluyor? Kim ne yapmaya çalışıyor?